göstereyim. Merhaba arkadaşlar. Bugün Özgür Bey ile beraberiz. Özgür Bey TNT Tornado galiba. Evet, değil mi? Deneli'nin 250 cc'lik bir motoru. Buna naked diyebilir miyiz? Naked modeli. Özgür Bey, size birkaç tane soru soracağım. Bunlardan birincisi ne zaman aldınız motoru? Ne kadar kullanıyorsunuz motoru? Şöyle, ben biraz daha kullanıyorum da. Ses duyulmuyor diye şikayet ediyorlar sonra. Ben yeni başladım motora. Geçen sene Temmuz ayında başladım. RKS 150 diye bir motor aldım. Evet. Onda birazcık turladığımı öğrendim. Hala öğreniyorum. Ondan sonra büyütmek istedim. Bir araştırdım bayağı bir. R25, CBR 250, NT25 arasında gezerken yabancı kanallarda bu motoru videolarını izledim ve bayağı met ettiler. Yani bir öneriyle almadınız siz? Yok, Türkiye'den kimse önermedi yani. Karşılaştırdım. Bunun iki tane modeli var. Bir 25'i var, o da 250 cc. Bir de 250'si var, o da 250 cc. Tek farklı, biri tek silindir, 25-24 beygir galiba o. Bu da çift silindir, 28 kW diye geçiyor. Aşağı yukarı 34-35 beygirlik bir makine. Evet. Gittim, test ettim ve bayağı hoşuma gitti. Fiyatı da çok uygun. Daha tam göstereyim. Türkiye'de da göstereyim. Türkiye'de daha tam herhalde oturmadığı için kimse de cesaret edemiyor herhalde almaya ve şöyle de bir önyargısı var. Bunun Çin üretimi zannediyorlar. Bu tamamen İtalya üretimi. Çin. Ya benim adından belli aslında İtalyan oldu ama. İtalyan ama 2005 yılında Çinliler satın almış bu firmayı. Ama daha Çin'de üretmeye başlamadılar. Yani bu motor tamamen İtalyan üretimi ve üzerindeki her parça da Benelli'nin kendi parçası. Mesela kaliperler Benelli. Yani parçaların hepsi Benelli. Evet. Farklı markalar ya da toplama şeklinde değil. En cezbedici tarafı çok, yani şimdi R25'e de bindim denemek için, CBR'a da bindim. Açıkçası yani bu motor benim daha çok hoşuma gitti. Bu motoru ben geçen cumartesi aldım. Yani yeni oldu. Tabii daha yeni. Bugün günlerden de Perşembe. 5 gündür kullanıyorum. 500 kilometre yol yaptım. 5 günde güzel kilometre yapmışsın. İşte rodajını falan da biraz tamamlamak için. Önemli olan mesela birçok motorda hani aksesuar olarak gelen şeyler bunun üzerinde standart geliyor. Mesela arkada papatya disk var. Evet. Çelik hortum mesela. Önde çift papatya disk var. Onlar da çelik hortum. Evet. Önde çift papatya. Kaliperler ve fren sistemi de Benelli zaten galiba. Frenleri çok iyi. Yani R25'le kıyasladığınız zaman mesela R25'in ön frenleri çok hoşuma gitmedi ama bunun frenleri çok iyi. Ön frenleri hani süper değil ama çok iyi yapmışlar. Evet. Çok seri bir makine. Hani daha 7000 devrin üzerine çıkmadım ama 7000 devre bile yani 7000 devirde bile kullanırken çok seri. Bir kere denemek için bir 9-10'a çıktım, orada deliriyor makine. Ama ben de çok böyle sürat seven birisi değilim açıkçası. En önemli özelliklerinden bir tanesi, ben bunu motokafeye götürdüm. Oraya geldiğimde kimse bunun 250 cc motor olduğuna inanmadı. Sesi, kendi orijinal sesi. Şöyle göstereyim. Boş değil mi? Yani şey gibi çalışıyor. 600'lük bir makine gibi çalışıyor. Ben de orijinal sesi bu. Süspansiyonları çok. Yani artçıyla da bildim, kendim de bildim. Virajları süper. Mesela diğer motorlarda olmayan bu arka şeyi almak için mesela şu zımbırtı neyse artık ismi, o da standart üstünde geliyor. Aha. Yani birçok şeyi direkt standart üzerinde getiriyorlar. Evet. Bir tane sıkıntısı var ama onu da daha yaşamadım çünkü çok fazla viraja girmedim. Üzerindeki lastikler ordiyal, naylon. Bunları muhtemelen değiştirmek gerekecek. Sadece lastik sıkıntısı var diyor. Lastik, yani sıkıntısını da görmedim daha. Mesela daha demin gelirken bir panik fren yaptım. Çok güzel tuttu ama hani ıslak yolda sıkıntı yaratır. Yani bu motoru aldıktan sonra tek yapılacak şey lastikleri değiştirmek. 140'a 110 lastikler. Bir de yani biraz şey yapmaya çalışmışlar. Örneğin burayı Ducati'ye benzetmeye çalışmışlar. Burada birazcık böyle bir büyük havası var. Evet. Yani böyle hepsinin bir mixini yapmışlar. Aslında hani görüntüsü gerçekten bir 600'lük makine görüntüsünde. Evet. Ve hani naked bir model olarak çok güzel bir kasaya sahip. Aynen. Ve şey, en önemli şey şu. Ben artçıyla bineceğim, eşimle bineceğim için bizim aradığımız motor tarzı rahat olması. Evet. Uzun yol da yapacağız. Hani çok bu rahat değil ama mesela bir Honda'yla ya da R25'le ya da MT'yle ya da CBR'le karşılaştırdığımız zaman bayağı rahat. Inazuma düşünüyorduk biz aslında. Inazuma'ya bakıyorduk. Evet. O da çok net edilen bir model ya. Inazuma 185 kilo falan galiba abi. Ama beygiri düşük. Yani biraz hantal bir makina. Bu 187 kilo bu alet. Ama çok seri bir alet. Beygiri daha yüksek olduğu için. Yani bu yani R25 ile rahat kapışır bir makina. Evet. Şöyle bir özelliği var. Bütün bunlara rağmen şu andaki satış fiyatı 13.800. Bayağı düşük. R25'in satış fiyatı 15.750. Ha, tabii evraklarıyla filan. Bu 13800 2016 modeli bir de. Ve şöyle daha tam oturmadığı için insanları da hani şey yapması, yani tanıtımlarını da yapmaları için ben bayağı indirimli aldım. Plaka ruhsat dahil 13450 var. Bayağı var. Ve yani alet gayet güzel bir alet. Göstergesine geldiğimiz zaman harareti var. Evet. AB tribi var. Enjeksiyonu zaten onun şeysini gösteriyor. Benzin göstergesi var. Saati var. Tek olmayan bir şey var. O da vitesi göstermiyor. Evet. Vitesi göstermemesi bir bakıma iyi, bir bakıma kötü. Hani vitese bakmadan kullanmayı öğrenmek bence daha sağlıklı ama hani tercih meselesi. Bunda yok. Evet. Şurada bir tane şey var. Uzunlar o. Uzunlar mı? Ne boşta demek. Evet. Bu uzun demek. F1 eğer enjeksiyonda bir sıkıntı... Sadece şey boşta olduğunu gösteriyor o kadar. Tabii tabii. F1 eğer enjeksiyonda bir üflemede bir problem varsa onu gösteriyor. Ya şeysi var. Bakım zamanı gelince yanıyor. Onun dışında devir göstergesi manuel. Diğer bütün her şey dijital. Valla onun dışında dediğim gibi süspansiyonları çok iyi. Upside down olması çok iyi. Ama şöyle bir şey var, ağırlığını hissettiriyor yani. Mesela bir Kawasaki'nin üzerine bindiğin zaman ağırlık merkezi biraz aşağıda. Burada bindiğin zaman yani evet ağır bir makineye biniyorum diyorsun. Kesinlikle bir başlangıç motoru değil. Evet, onu söyleyeyim. Yani hani bu kadar verimli ve bu kadar çabuk kazanımlar, korku yüksek, çabuk modelse evet. Yani şöyle söyleyeyim, hata affetmez yani. Virajda biraz fazla açayım falan ama Ama bunun aynısının tek silindirli olanı, o da ucuz yine, 9.000'lerde falan. O da çok ucuz. Kalitesi gene aynı. O da yani çok fazla bir farkı yok bundan. Evet. Onun da beygiri Inazuma ile işte aynı aşağı 1.24 beygir o da. Evet. Onu başlangıç motoru olarak hani biraz eğitim aldıktan sonra tabii hani bunun bir de 600'lüğü var. Bir 600'lüğü var. Bir de onu çekmenizi tavsiye ederim. İşte inşallah gelirse pek dediğim gibi hiç görmedik bu makineler şimdiye kadar canlı olarak. Evet. İnternette gördük, evet. Herkes söz ediyor. Tamam ama canlı olarak görmemiştik. Kullanırken görmemiştik. Yani şöyle söyleyeyim, bu aleti gerçekte yani hani Türkiye piyasasındaki fiyatı R25 ile aynıdır yani. Normalde öyle olması gerekiyor. Mesela orada bir R25 var. Yani özellikle karşılaştırmak istediğiniz zaman papatya şeyi yok onun. Evet. Orta bir çelik değil mesela. Tam bilmiyorum, tam özelliklerini de şey yapmadım ama yani birçok. O da R6 yazıyor yanında. Hatta R6 o değil mi? R6 o. Pardon, R25 demiş. Yani R6'da bile yok yani, öyle söyleyeyim. Evet, R6'da bile yok yani. Yani bu makinenin değeri 13.5 değil aslında. Yani bu ileride bir iki sene sonra oturduktan sonra bu aynı şeye gelir yani. Diğer güzelliklerde. Evet. Ben çok memnunum, tavsiye ederim yani. Yani çok yol yapmadım. Ama kendisini belli ediyor yani, virajı falan, çizgi yani güzel makine yani. Aynaları çok iyi yani, aynada sıkıntı yok, her şeyi, her şeye yani. Onun yüksekliği, oturuşu birazcık race gibi yani hani biraz geride, biraz geride race gibi. Böyle race ne karışım bir şey. Evet. Kaç yıl üstüydü? Dediğim gibi ben işte 2015 Ağustos'ta başladım, Temmuz'a doğru işte. Ama bayağı bir yol yaptık. Evet. Ben şimdi bununla Didim'e gideceğim. 19 Mayıs'ta. Bistrom'un orada bir festivali varmış. Eşimle birlikte gideceğiz. Evet. Rahat makina, konforlu makina. Başka soracağım bir şey var mı bilmiyorum. Yok yani. Yolda da her şeyini anlattınız zaten. Evet. Anlatılmadı bir şey kaldığını zannetmiyorum. Bir şey sorayım. Yakıt tüketimini anlayabildiniz mi ne kadar? Ben şu anda rodajda olmasına rağmen 100 kilometrede 4 litre yaptım. Rodajı yani yalnız şöyle yani 7.000-6.000 devirlerde kullandım. Çok koşturmadım tabii. Ama kitapçığımda da şey yazıyor, 3.5-4 litre yapıyor 100 kilometrede. Normal kullanımda. Tabii basarsanız ne kadar yakar bilmiyorum. Uzun yolda göreceksiniz. 6 vites. 6 vites olmasının avantajı şey yani hani öyle 120 ile giderken çok yüksek devre çıkmanıza gerek kalmıyor. Son süratı da 165 km. 165. Yani şeyleri filan biliyorum. Kutları filan biliyorum. Onların son süratleri de bu kadar yüksek değil. Öyle bilmiyorum. Evet. Ama R25'in 180'lere dayandığını biliyorum. Inazuma'nın 150'lere dayandığını biliyorum. Evet. Bu mesela Inazuma'nın fiyatı 17.900 Inazuma mesela. Evet. 17.900. Ben bunu uçağa aldım, her şey var. Arada 4.000 aldım, bir fark var. Ve Inazuma'ya çok konforlu, çok konforlu diyorlar ama hani ikisine de bildim. Konfor olarak çok büyük bir fark yok. Hatta Inazuma'nın konforunu geçer biraz. Onu da söyleyeyim. Hani hep YouTube'da ben izliyorum. Konfor istiyorsanız Inazuma alın diye ama karşılaştırdıkları motorlar hep R25, CBR, o tarz 250 kategorisi olduğu için hani bir gün aslında bunu bir tam yolda test edip diğer hani motorları nasıl test edip gösteriyorlarsa bunu yapmak lazım yani. Biraz kimse test etmedi tabii bunu. Kimse de bilmiyor ortalama. 2 tane video var galiba. Biri işte sadece böyle tanıtıyor bizim gibi. Ama böyle binip de işte hani altına elbiseli adamın yaptığı gibi ya da motorcu muhabbetinin yaptığı gibi böyle falan. Hani o tarz bir şey incelemesi yok da. Evet. Çok sağ olun, çok teşekkürler verdiğiniz video için. Bayağı aydınlatıcı bir video oldu. En azından makineyi tanıdı insanlar. Ben şimdi bunu Karşı tarafta var. Bedelli diye aratırsanız tam nerede olduğunu bilmiyorum. Orada var. Bir de Maltepe Cevizli'de var. Ben oradan aldım zaten. Duydunuz arkadaşlar. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim. İyi sürüşler arkadaşlar. Teşekkür ederim.